Adım Hüseyin Mankan. Plakbank fabrikasında 6,5 yıl çalıştım. Şubat 2022 18'inde işten çıkarıldım. Kalite formanı olarak çalışıyordum. 6,5 yıl boyunca görev yaptım. 18 Şubat 2022 tarihinde işveren ilk etapta beni ve 11 arkadaşımı işten çıkardı. Sendikal nedenlerden dolayı. Ama bunu tabii ki küçülme gibi bahaneler üreterek bunlardan dolayı bizi işten çıkardı. Daha sonrasında işveren içerideki arkadaşlarımıza çeşitli baskılar ve mobbinglerle, tehditlerle işten çıkarma tehditlerinde bulundu ve daha sonrasında da farklı sebeplerle sendikal olmamasına rağmen başka çeşitli bahaneler üreterek işten çıkarılmalarına neden oldu. Toplamda 149 arkadaşımız işten çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımızı bir de 25. maddelerden işten çıkarttılar. Daha da sonrasında iş bulamamaları açısından sıkıntı oldu. Birçok mobbinge maruz kaldı arkadaşlarımız. Şu anda hala içeride tehditlerine ve mobbinglerine devam ediyor. Benim ismim Mahir Salman Berber. Plakbank'ta montaj elemanıyım. Sendikaya üye olduğumuz için baskı ve mobbinglerden dolayı işten çıkardılar. İşe iade davasını açtık ve 12 günü 4 netli geri iadesini aldım. Tazminatı kazandım. Başı başlatmadılar. Sadece evrak verdiler. Bu evrakları hazırlayacaksınız dediler ve başlatmadılar. İçeride durumlar şu anda Plakbank şeyindeki eleman arkadaşları, yani iş arkadaşlarımızı taşeron firmaya çevirdiler. Zorla oldu. Ya geçmeyenleri de işten çıkardılar. Ve bu işten çıkarma olayları da bayağı bir kişi üzerinden oldu. Kurt'tan geldiler, İşkur'dan geldiler. Arkadaşlar da sormuşlar, işte zorla mı geçirdiler, şey baskı yönüne mi geçtiler. Onlar da geçirmeyenleri de işten çıkardı demişler. İsmim Adem Çil. 6 yıldan beri Plakbank'ta çalışmaktaydım, bilme operatörü olarak. Şartlarımızın ağırlaşmasından dolayı, ücretlerin düşüklüğünden dolayı arkadaşlarla işverene müracaatta bulunduk. Şartlarımızın biraz daha iyileştirilmesi için işveren bu tepkimize kayıtsız kaldı. Biz de arkadaşlar olarak sendikaya başvurmaya karar verdik. Şubat ayında, 2022'nin Şubat ayında örgütlenmeye başladık. Öğrendikten sonra içeride mobbing uygulamaya başladı. İlk sendikaya üye olan arkadaşlarımızı 7-8 kişiyi ilk etapta işten çıkardı. Ve bunun akabinde içeride baskılara devam etti. Sonra gruplar halinde işten çıkarılmaya başladık. Savaş Bayram. Paketleme elemanı olarak çalışıyordum. 7 yıl çalıştım. Sendika faaliyetlerde bulunmaya başlayınca içeride bize baskı uygulamaya başladılar. Ücretlerimiz fazla yüksek değildi, düşüktü. O yüzden sendikaya üye olmaya başladık. Bu yüzden sendikal olmaya karar verdik. Sendikaya girdiğimizde de bize aşırı baskı uygulamaya başladılar. Yok, ben emekli olunca işi bırakma zorunda kaldım. Çünkü çok aşırı baskı yapıyorlardı. Adım Cihat Yapmacık. Kontrol görevlisiydim. 6 Şubat 2023 tarihinde sendikasal faaliyetlerden dolayı işten çıkarıldım. İade davası açtım ve şu an davam istinafta. Şu an içeride sendikasal faaliyetlerden dolayı arkadaşları bir baskı ve zorlama var. Plakbank grevinde bugün 35. gün. Plakbank işçileri 2 yılı aşkın bir süredir sendika ve toplu pazarlık hakkı için hukuki ve fiili bir mücadele veriyor. İşverenin her türlü hukuksuzluğuna, doğruluk ve dürüstlükle bağdaşlamayan sendika düşmanı eylemlerine karşı yılmadan, yorulmadan direniyor. İşçi arkadaşlarımız 35 gündür grev çadırından hukuk ve adalet çağrısı yapıyor. İşveren anayasa ve yasalara uymaya, işçinin iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Plakbank işçileri ve basın iş sendikası olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı grev çadırında karşılıyoruz. Yurdun dört bir yanında ve Manisa'da çocuklar neşe içinde Ulu Önder Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bugünü kutluyor, eğleniyor. Ancak insan oruna yaraşır, çalışma koşulları için mücadele eden Plakbank işçilerinin çocukları bu bayrama buruk bir şekilde giriyor. Onlar bu bayramı anayasal hakkını kullandığı için işten atılan babalarıyla birlikte grev çadırında karşılıyorlar.
Grevci işçiler çocuklarının gelecekleri için mücadele ediyor. Çocuklar anne ve babalarının insanca çalışma koşulları talep eden onurlu mücadelene tanıklık ediyorlar. Bugün grev çadırımızda grevci işçilerimizin çocuklarıyla birlikte 23 Nisan kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Planpark grev çadırını bugün bayram olması nedeniyle bizim açımızdan son derece anlamlıdır. Planpark işçilerinin 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü mücadele çocuklarımızın aydın geleceği içindir. Çocuklarımızın neşesi, mutluluğu içindir. Milli egemenliğin simgesi olan bu kutlu günde Planpark ambalaj işverene bir kez daha işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarına saygı göstermesini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ulusal ve uluslararası çalışma standartlarına uyması çağrısını yeniliyoruz. Ambalajda toplu sözleşme yetkisi almış olmamıza ve bu durum mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmasına rağmen diyalog çağrımıza kulak tıkayan, yasal toplu sözleşme görüşmelerine katılmayan işveren grevi kaçınılmaz kıldı. Üstelik sendikalaşma faaliyetlerinin başladığı günden bugüne geçerli bir hukuki neden yokken sırf sendikaya üye oldukları için 149 üyemizi işten attı ve istifaya zorladı. Ayrıca toplu sözleşme yapılmasını engellemek amacıyla üyelerimiz ve zorla fason şirketlere geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri iş yerinde yaptıkları denetimlerde işverenin sendikal faaliyetleri engelleme yönelik hareket ettiğini, sendika üyesi işçilere ayrımcı ve haksız uygulamalar yaptığını ve toplu sözleşme yapılmasını engellemek için muvazalı alt işveren uygulamasına gittiğini tespit etti. İşvereni idari para cezasını çarptırdı, hakkında soruşturma başlattı. İlk günden beri işveren işlemlerin yasal olmadığını, suç işlediğini hep söyledik. Süreç bizim haklı olduğumuzu gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Atılan işçilerle ilgili açtığımız işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazandık, kazanıyoruz. Mahkemeler işe iade ve sendikal tazminata hükmetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kesinleşen tazminatları ödemeyen işverenin banka hesaplarını bloke koydurduk. Bunu yaparken işçi arkadaşlarımızın ücretlerinin ödenmesini bekleyerek onların zarar görmemesi için özen gösterdik. Hesaplara bloke konulmasının ardından işveren işçilerin tazminatlarını ödemek zorunda kaldı. İş yerinde kurulan alt işveren ilişkilerinin sahte olduğunu bakanlık müfettişlerine tespit ettirdik. Ancak işveren hala yersiz itirazlarla süreci uzatmaya, işçilerin temel haklarını gasp etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz aşamada işverenin yersiz itirazlarla haklı geçiş prosedürlerini uzattığı fason şirketlerde gösterilen üyelerimiz başlattığımız greve katılamıyorlar. Ancak bu çabalar nafiledir. Bu vazalı alt işveren davasını da kazanacağımızdan eminiz. Gereğini yapan biziz. Anayasa ve yasalara uymayan, hukuku tanımayan ise Planpark ambalaj işverenidir. Burada bir kez daha ilan ediyoruz. Temel haklarımızı bürokrasiye, işçileri sermayeye kurban etmeyeceğiz. İnançlıyız, kararlıyız, sabırlıyız, yılmayacağız. Biz kazanacağız. Planpark'a sendika girecek, Planpark işçisi kazanacak. Hukuktan, adaletten kaçmanın kimseye faydası yok. Planpark ambalaja bir kez daha sesleniyoruz. Manisalı işçilerin emeğiyle, alın teriyle işlerinizi ve servetinizi büyüttünüz. Buna rağmen işçinin haklarını vermek, sesini duymak yerine yanlışlı ısrar ediyorsunuz. Ürünlerini tedarik ettiğiniz Frito-Lay, PepsiCo, Mars gibi uluslararası firmalarda çalışan işçiler sendikalarda örgütlü ve toplu sözleşme kapsamında çalışıyor. Peki ambalajlarını üreten Planpark işçileri neden bu haklardan yararlanamıyor? Gelin yanlışlı ısrar etmekten vazgeçin. İşçilerinizin sendika ve toplu sözleşme hakkına saygı duyun. Basın işi işçilerin yasal temsilcisi olarak kabul edin ve görüşmelere başlayın. Planpark işçileri ve işçilerin özgür iradeleriyle seçtikleri basın iş sendikası olarak biz kararlıyız. Hiçbir engel, hiçbir bahane, hiçbir zorluk bizleri yıldırmayacak, vazgeçmeyeceğiz. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz.
23 Nisan'ı kutladık. Grevdeki babam için çadıra geldim. Geldik. 23 Nisan'ı kutladık. Grevdeki babama desteğe geldik. 23 Nisan'ı kutladık. Grevdeki babam için ziyarete geldik.